Çak. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, evet. İstanbul Saraçhane'deyiz. Büyük Eğitim Mitingi ismini verdiler bu mitinge. Bu arada sesim bana geri dönüyor, arkadaşlarıma da belirteyim. Konuşmam zor olacaktır bu koşullarda. Büyük Eğitim Mitingi'nde pek çok başlık var. Saat 13 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel uzun süredir çağrıda bulunuyordu bu miting için. Özellikle de öğretmenleri işaret ediyordu. Sonra emeklilerle Ankara'da, sonra asgari ücret ücretlilerle büyük olasılıkla yine Ankara'da mitingler gerçekleşecek ama Büyük Eğitim Mitingi'nde bugün buradan yankılanacak dertler siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir değil. Özellikle atanmayan öğretmenler, sık sık da vurguluyoruz, atanamayan değil, yani kendiliğinden atanamıyor değil öğretmenler, atanmıyorlar. Atanmayan öğretmenlerin sesi buradan yükselecek. Son olarak çok iyi biliyorsunuz ki 68 bin öğretmenin atanacağı söylendiği halde 20 bin dendi ataması yapılacak öğretmen sayısına ilişkin. Onca yıl okuduktan sonra öğretmenler öğrencileriyle buluşamıyorlar ülkemizde. Diğer yandan mülakat meselesi var. Mülakatın kaldırılacağı sözü verilmişti. O söz de tutulmadı. Dolayısıyla bir de atamalar da %50 mülakat, %50 KPSS deniyor. Kamuda mülakatın kaldırılması, o sözün de seçim vaadi olarak karşımıza çıkmıştı ama o sözün de tutulması yönünde çağrılar var. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Marif Müfredatı, o dogmatik ve AKP'nin o seçim sloganını içinde barındıran müfredata karşı da sesler yükseliyor. Dediğim gibi öğretmenlerin derdi bir değil, çok fazla. Geçtiğimiz günlerde Iraklı bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen İbrahim Oktugan sonrasında da biz şiddet istemiyoruz, biz canımızın korunmasını istiyoruz çağrıları gelmişti öğretmenlerden. İşte bugün bu alanda saat 13 itibarıyla bu sesler yükselmeye başlayacak. Peki şu an burada durum ne? Onu da size anlatmak istiyorum. Saat 11.45'te, yani şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek Özgür Özel. Saat 13'te Büyük Eğitim Mitingi başlayacak. Şu dakikalarda alan boş. Neden boş? Onu da size anlatayım. Çünkü kapsamlı bir bomba taraması yapılıyor. Biz geniş bir ekibiz burada. Muhabirlerimiz de var. Onlar diğer giriş kapılarında bekliyorlar. Zira bomba taraması nedeniyle, ben de böyle görüyorsunuzdur, kanter içindeyim. Çünkü çok büyük bir alanı koşarak gelmek zorunda kaldık. İçeri girişler şu an kontrollü. Bomba taraması nedeniyle de içeriye şu anda kapılar açılmadı, giriş yapılamıyor. Ama bomba taraması bittikten sonra yavaş yavaş bu alan dolmaya başlayacak. Biz de tüm o seslenişleri, tüm o yankılananları ekranımızdan size anlatmayı, yansıtmayı ekranımıza sürdüreceğiz. Sözü tekrar Namık Koçak'a bırakıyorum. Teşekkürler Ülkü. Bu önemli bir siyasi parti liderinin de